Belki alaka yok. Çok bambaşka bir oyuncu Geldi. haline geldi. Geldi. Bu arada arkadaşlar geldi ve seçim yasaklama ekranındayız. Sol tarafta Bangkok Titans'ı göreceğiz. Mavi tarafta olacaklar bu maç boyunca. Kırmızı tarafta ise Beşiktaş e-spor kulübü olacak. Ve ilk yasaklama dediğim gibi Z olarak geldi Beşiktaş tarafından. Bangkok Titans ise Morgana yasaklamasını kullandı. Dumble, Doja karşı. Ardından Lulu yasaklaması geliyor. Biraz derslerine çalışmışlar gibi şu ana kadar gördüğümüz enerjiye gelen bir yasaklama olarak düşünüyoruz Lulu yasaklamasını. Bakalım şimdi temsilcimiz ikinci yasaklama olarak Nunu'yu seçti. O güzel. Juggernaut dedikleri orta koridordaki Kog'Maw'lu kompozisyonlardan görmek aslında istemiyorlar karşı. Aslında Nunu'yu yasakladıktan sonra belki de Nunu overkill dedikleri olay olmuş olabilir mi düşünüyorum ama tabii ki Leti burada dersine çalışmıştır. Diğer tarafta Warlock. Bakalım son yasaklamayı kimden yana kullanacak? Warlock değil mi? Warlock değil. Warlock. Warlock. Bakalım son yasaklamasını yapacak şimdi takımı için. Ne gelecek acaba? Bir destek, ikinci yasaklama orta koridora ve Lissandra Taldir'ine karşı. Sezon boyunca evet. Bir yasaklama. Taldir muazzam işler yaptı. Hatta enerji zaman zaman Lissandra seçiminde bulundu. Thresh açıkta. Onun haricinde Rumble, Hecarim. Bunlar hep önemli tercihler. Bakalım. Rek'Sai'yi belki Gurt için olabilir ama son tercihte değil. Yani sonuçta değil. Gragas çalıştığını biliyorum. En azından gördüm, şahit oldum. Hecarim burada daha önemli, evet. Hecarim'i üzerine duruyor Bangkok Titans ve Hecarim'i kilitliyorlar. Bakalım şimdi Taldrin ve Teokles neler seçecekler takımları için. Çok kritik bir aşama. Şu seçim yasaklama ekranını çok iyi atlatmaları lazım. Kesinlikle çok ters bir seçimde kalmaması lazım. Umarım Beşiktaş'ın... Evet, Gragas çok mantıklı. Yani Rek'Sai'yi seçmesini istemiyorum açıkçası bu maçta. Gurt'u tabii ki gösterecek. Gösterecek onu. Bir de mesela Hecarim gibi savaş başlatma yeteneği çok fazla olan bir şampiyona karşı... Arka safları geri itebilirsin. Arka safları geri itebilirsin dediğin gibi. Gragas önemli bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Taldrin hala bir şey göstermedi. Bu arada ellerde ısıtıcılar. Evet. Orada kan dolaşımını arttırıp sonuna kadar reflekslerini kullanmak istiyorlar. Rek'Sai'nin üzerine geldiler yine. Ya bakalım. Umarım iyi sonuç verir. Oyunun başını iyi domine ederiz eğer bu tercih gelirse. Az önce Hard Random'ın yaptığı gibi. Hatta onlarda bile Rek'Sai çok önde değildi. Diana'nın birazcık önde olmuştu değişen olaydı. İkinci şampiyon. Eş mi? Eş. Kalın oldu. Gerçekten. Abi karşıda Hecarim varken seçemediler, çok riskli. Seçemediler, ne yaptılar? Ya tabii ki oynanabilir ama karşıda Hecarim varken bayağı riskli bir tercih bu. Thresh. Hele ki bak Thresh'i çekip alırlarsa Morgana da yok. Evet, eşi kim kurtaracak o? Peki eş artı Naturus olur mu diye düşünüyorum Zyra, şimdi. Zyra mesela. Zyra. Bir zamanlar kontrol koridoru. Kontrol koridoru. Ne anlatmıştık ya kontrol koridorunu? Geri getirecekler mi acaba? Şu an Thresh ve Graves'in üzerinde duruyor. Bangkok Titans özellikle eş böyle ani hasar yüksek. Thresh, Graves gibi bir şampiyona karşı da zorlanabilir. Ama Beşiktaş bu. Bir şeyler çalıştılar herhalde. Bir şeyler gösterecekler diye tahmin ediyorum ben. İlk baştan çok iddialı ya. Çok iddialı gerçekten de. Yani eşi tabii ki çok değişik ve kendisine has özellikleri var. Her şeyden önce nişancılar arasında takım savaşı başlatabilen ve bunu çok uzaklardan yapabilen bir şampiyon derken evet. Derken, bir sabah erken tekrar geri döndü. Eş mi? Eş, bir eş orada bir şey oldu herhalde. Ya çünkü... Son saniyeye kadar seçmedi, sonradan eş geldi. Evet. İnsan ya başka düşünüyor. Bir şampiyon hani olabilir yani. Eş dışında hangi saldırı gücü taşısını alırsa aslında şaşırmazdım ama... Eş biraz... Valla Sivir gibi bir şey olabilir mesela. Burada sezon boyunca da iyi performanslar gösterdi. Sivir de yani ilk maçtan itibaren bütün takımlar tercih etti. Şimdi göreceğiz. Hızlı bir şekilde tekrardan yasaklamalar, seçimler gelecektir. Garena'dan gelen Bangkok Titans'ı görüyoruz. Bu tarafta da Gurt. Kartallar. Gurt kızmış kameraya mı? Kameraya doğru bakıyor bak. Kızmış bence, kızmış. Ne yapıyorsunuz abi? Bir şampiyonu seçemediniz ya diye. Report team. Team değil mi? Report team. Evet, tekrar seçim ve yasaklama ekranındayız. Ufak bir aksaklığın ardından Morgana, Lulu, Zetmun'u ve son olarak da Lissandra yasaklaması geldi. Diğer taraftan Sejuani geliyor. Warlock yine Hecarim'i alacak büyük ihtimalle. Şimdi burada seçimler gelecek. Thresh. Hah. Şimdi daha mantıklı mı? Thresh seçeceklerini eş mi seçtiler? Evet. Kafiye olduğu için ne? Abi belki de oluyor bu arada şey, İstemci'nin üzerinde bazen öyle takımlar oluyor. Hatta LCS'de falan da her yerde görebiliyoruz böyle şeyleri. Ama Thresh çoktan mantıklı. Bir burada de final serisi de bayağı iyi performans göstermiş. Şunu da söyleyelim mi? İlk defa Türkiye'de
bir League of Legends turnuvasında da offline sunucu kullanıyor. Bunu da söylemek lazım belki de. Evet. Yani hiç back, arada ping yok. Sıfır pingle oynuyor takımlar. Bunu da söylemek lazım. Çok, çok da, önemli bir şey. Bu da çok önemli bir şey. Dünyada hatta LCS'ler dışında ilk defa Türkiye'de kullanılıyor diye de biliyorum. Maşallah. İsporcu arkadaşlarım da belki beni düzelttiler yanlış bir şey söylüyorsam. Gragas ve Graves seçimlerinde bulunduğu Bangkok Jinx. Titans. Jinx alıyorsan Jinx'in üzerine oynayacaksın. Ormancı tercih şu an Jinx'in üzerine gelmedi. Ormancı tercih daha çok oyunun başını kar topuna bağlamak için, sola koridorları kar topuna bağlamak için yapılmış bir tercih. Eğer Jinx'i hayata tutarsan zaten maçı kazanır. Oyunu geçe taşırsan maçı kazanır. Ki Mako'yu bence çok mantıklı. Kesinlikle uğursuz ilerleyişi ve yine o Q'su sayesinde Jinx'i koruyabileceği bir koruyabilecek bir şampiyon seçiminde bulundu. Jinx'i de kitleyecekler. Bir tek ne kaldı o zaman? Orta koridoru sona bıraktılar. Ya özellikle bence bu yine çok hasar akıllıca. Yani çünkü Bangkok Titans'ın orta koridor oyuncusu G4 en iyi yani ya da takımın en yıldız oyuncusu olarak gösteriliyor. Ona karşı kontralanmamak için çok tanklar. Yani orta koridorda öyle bir tercihimiz olmalı ki böyle işlevsel bu takıma karşı bir noktadan sonra yani Jinx'in çok zorlanması. Bütün hasar Jinx'in üzerine yüklerseniz Jinx zorlanır. Bak bir de Udyr. Oo. Udyr? Ya Udyr enteresan olur. Şu takımda yalnız Udyr'i rahat kayıtlayabilirler. Yani Udyr'in en önemli özelliği biliyor musun? Eğer rakibin hasar düşükse öldüremiyorsun. Tabii. O kaplumbağa hani o kaplumbağayı düşüremez hale çok geldikten sonra çok az canlarla kaçabiliyor kaplumbağa. Oyunlar yapıyor. Bangkok Titans hala düşünüyor şu anda son iki seçimini yapmak için. Bakalım Udyr seçiminde Kasadin falan bekliyorum ben şu an. Yani öyle bir şey böyle hakikaten oyunun sonunda hasarı hatta bilmiyorum ahri diyecektim ki Sejuan, Jarvan ve Rek'Sai görünüyor. Benim elimdeki notlarımda ormancı rolünde oynayan 007X. Tabii şimdi Sejuan yasaklandı. Rek'Sai Beşiktaş'a gitti. Burada farklı bir ormancı tercihine yönelmek zorunda kaldı. O da kim oldu? Udyr oldu son anda. Udyr. Udyr'i düşürmek, o kaplumbağa formundan çıkarmak zor olacak ama Gragas orta koridor değil tabii ki. Ha Gragas desteğe mi inecek bu durumda? Nasıl? Aa bir dakika. Gragas desteğe inecek. Udyr ormanı ahri orta koridora. Tamamen gözden kaçırdık. Tamam aynen bu şekilde oldu şimdi. Bir dönem ama hatta Gragas destek ne düşünüyorsun John yani? Hasarı bol. Bir yerden sonra tank çabuk ittirebilirler. Yani belki varil falan. Bir de yani bozuyor. Devamlı pozisyon bozan bir şampiyon olduğu için baskınlar aşağı koridora yönelik olursa bayağı bir sıkıntı yaşatabilir Beşiktaş'ın aşağı koridoruna. Udyr'in zaten imza hareketini biliyorsun. Sıçrayıp o tokatı vurmak, tabii, ayı tokadını vurduktan sonra eğer Gragas öncesinde veya sonrasında ultisini kullanırsa hakikaten Jinx'i oradan çıkarmak Thresh için bir de zor aynı olabilir. Şey mesela Gragas için de geçerli. Bu kompozisyonu yapmışlardı. Evet bu kompozisyonu daha önce kullanmıştı Beşiktaş. Orta koridora Nidalee seçiminde bulunuyor. Udyr'in de Gragas'ın onu söyleyecektim tamam. Gragas'ın da aynı şekilde sıçra vücut darbesi. Üzerine yine Udyr'den gelecek bir o ayı tokadı çok zor da bırakabilir. Ama meta'da şu an en sağlam şampiyonlar açıkçası Bangkok tarafında gözüküyor. Hecarim yukarı koridorda bayağı iş yapıyor. Gragas hani rakibin ormanını vermediler ama kendi desteğini aldılar. Udyr rakibin hasar potansiyelinin düşük olduğunu görünce onu böyle sonsuz bir tank haline getirecekler. Ahri el avuca sığmayan orta koridorda her zaman Bangkok'a yapılacak bir tercih ve Graves modası hiç geçmedi. Aynen devam ediyor. Yani çok tank bir kompozisyon. Yine bir şeyler mi oldu? Ne oldu? Ya orada herhalde değiştiremediler şampiyonları. Bir sıkıntı oldu. Ben de onu diyordum. Niye değiştiremiyor? 14 saniye kaldı hala Thresh yukarı gidecek gibi gözüküyor. Son anda onu yeni da değişti. Yeni meta. Acaba Udyr'i seçmeyeceklerdi. Başka bir şey mi seçeceklerdi acaba diğer tarafta da? Valla Udyr bence kompozisyonu evet, çok bak, kötü durmadı. Bangkok Titans yanında bir şey var orada. Hakem var. Ama adam bu arada değişti. Adam dedim. Adam değişti arkadaş. Adam değiştirme hakkımızı kullanmak istiyoruz diye. Yok. Direkt şeyi Gragas tık diye desteği indirdiler. Aa, onlar hayatlarından memnun gibiydi. Bizimkiler bir sıkıntı yaşadı galiba. Bakalım şimdi göreceğiz. Bu arkadaşta sıkıntı varmış. Kim olduğunu şu anda anlayamıyorsun. Dur bakayım şuradan takımlardan benzer birini bulabilecek miyim? Çıkartabilecek miyim kim olduğunu? Warlock, zor bir üst koridor. Görev aldın kendine emin misin? Warlock, üst koridor. Benziyorlardı birbirine. Uzun saçlı bak. Saçtan mı tanıdın? Saçtan tanıdın. Bak işte bu.
bu çocuk. Discord'un oyuncusu bu. Hadi bakalım. Olacakmış. Bu sefer gideceğiz arkadaşlar maça. Sırayla tamam. Seçiyorlar bu sefer. Bakalım geç olsun güç olmasın Johnny. Geç olsun güç olmasın. Tabii Beşiktaş'ın ha, maçı. Bak şimdi oldu bak bu mantıklı. Vladimir evet. Abi oo. Çünkü Nidali... Güzel kompozisyon oldu. Şimdi oldu bak. Hakikaten o Vlad çok şeyi değiştirdi. Evet. Vlad ultisi üzerine güzel. Güzel bir kompozisyon haline getirdiler. Çünkü Nidali olsaydı hasarımız bayağı eksik olacaktı. Ben hani moral bozmak için şimdi söylemek istemedim. Hakikaten burada izleyen arkadaşlar sadece GG diye spamlayacaktı. Şöyle yani Vlad eğer seçilmeseydi, Nidali seçilseydi rakip takım direkt savaşları başlatıp siz daha dürtemeden herhangi bir şey yapmadan GX'in üzerine odaklanıp Hecarim'le onu aradan çıkardığı zaman hasarınız kalmıyor. Gerçekten manada evet. Hiçbir hasarınız kalmıyor. Ama Vlad şimdi işleri birazcık değiştirdi. Bu arada Bangkok Titans'ın destek oyuncusu yedek oyuncularıymış. Onu da söyleyelim. Moss. O da acaba böyle bir Gragas seçimine zorlamış olabilir mi? Acaba ormancı falandıydı da böyle hani bildiği bir şampiyon oynasın. Moss da bu arkadaşlar bu arada. Moss. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Belki de evet. Son dönemlerde abi ne çalıştın? Destekle ne oynarsın? Gragas var abi. İyi ver. Elimde Gragas var. Güzel böyle vücut darbesi var. Varili var. Ama şimdi çok da şey yadırgamamak lazım. Nihayetinde yani Çin sahnesinde insanın kanı donuyor. Çünkü evet. İnanılmaz destek. Abi Canon seçiyorlar, Irelia seçiyorlar. Destekte ne varsa yani şampiyonun birazcık kitle kontrolü varsa abi bundan destek olur ver. Doğru söylüyorsun. Çok enteresan. Nautilus falan. Arkadaşlar böylece seçimler tamamlandı. Beşiktaş artık vadiye inmek üzere. Hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bayağı uzun sürdü. Arada seçimlerde sıkıntılar gibi. Çıktı ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Kartallara başarılar diliyoruz. Sahada bakalım neler olacak maça doğru bir geçerken. De şimdi alışık olmadığı bir rolde oynayacak. Bakalım ne kadar o role çalışmış, ne kadar orada bir ne kadar performans köfte, o kadar ters oldu. Hiç arkadaşlar, fırsat kaçırma tamam mı? Mavi güçten. Ne oldu? Bu işte etme bulma dünyası işte. Ya böyle işte. Özlü sözlerle yayın tamamlayacağız. Kırmızı tarafta da Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Bu maç boyunca hemen defansif dizilişler gerçekleşti haritada. Orman girişlerini tutmak için herhangi bir şekilde birinci seviyede bir sürprizle karşılaşmak istemiyor takımlarımız. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Gerçekten ben de, Udyr değil. Ben de hayvanım Udyr. Değil mi? Yok. Değil mi? Abi öyle mi dediler? Ben de insanım değil mi? O Blitzcrank'miş. O Blitzcrank. Bu ben de hayvanım mıymış? Evet. Kimse şimdi ben de hayvanım. Abi adam ama değişik hayvanlara bürünüyor şimdi. Normal değil mi? Normal herhalde. Normal hali insan. Ama kanıtlamaya çalıştığı şey hayvan oldu. Ben de hayvanım o yüzden. Evet. Oo, ama Blitzcrank konusunda en ufak ne yapıyorlar abi? Abi eğlendiler. Eğleniyorlar. Manasının yarısı gitti. Ne yapıyorsun Moss? Bu arada hemen başlangıç aşağılarına bakalım. Enerjiden enteresan bir seçim var. Botla başlamış. Normal. Orta koridorda. Şunu söylemek lazım belki doğru olur. Söyle sen söyle. 7. seviyeye kadar falan herhalde değil mi? Tamamen sadece koridorda durmaya oynayacak gibi. Aynen. Zaten baskın vermesi çok zor bir şampiyon. Hem o kan havuzuna dönüşmesi. İki tane Sivida büyüsünün ikisinin de mobil odaklı olması. Hem takım savaşında. Şöyle bir şey var. Bak mesela bu çok önemlidir. Şimdi tutuştur size koridorda bir noktaya kadar agresif olmanızı sağlar. Ama bunun yanında mobil özellik, hayalet ve sıçra yetenekleri de sizin yine aynı şekilde mobil ve saldırgan olmanızı sağlayabilir. Çünkü League of Legends bir pozisyon oyunu. Evet. Doğru pozisyonda iseniz ne kadar baskı yerseniz yiyin oradan bir ekmek çıkarabilirsiniz. Ormancınız gelir, desteğiniz gelir sizi bir şekilde çıkarmayı başarabilir. O yüzden Dumbledore bu arada oyundan ayrıldı. Ayrıca Ahri yetenek atışını tutturamadığı sürece bir de kan nakli denilen yeteneği, Q yeteneği sayesinde Dumbledore can çekecek. 4 tane X'i zaten cebinde o koridorda. Çok böyle yürek yiyip ittirmezse enerji çok rahat bir şekilde devam edecektir. Rahat bir şekilde devam edecektir. Benim de görüşüm aynı şekilde Johnny. Başlangıç eşyalarında sadece Vladimir'e baktık ama diğer taraflarda çok değişik bir seçim yok. Yukarı koridorda Tal'Drin yine Doran yüzüyle başlamış. Alt koridorda yine farklı bir seçim görülmüyor ki her iki tarafta da. Açıkçası bir tek benim enteresan gelen Hecarim. Normalde Hecarim'ler kristal materyayı aldıktan sonra başka eşya almıyorlar. Gidiyorlar, keskin gagaları kesiyorlar, dönüp ondan sonra eşya alıp yukarı koridora gidiyorlar. Burada iksirleri koymuş cebine. Hecarim keskin gagaları kesti mi bu arada? Yok, daha kesmedi galiba.
Ya yani orada şu anda en son oyunun durduğu noktada oradaydı. Tamam. Herhalde daha kesmedi diye düşünüyorum. Bu arada Bangkok Titans'ı da yine görüyoruz. Tabii oyuncuların duraklama esnasında konuşmaları yasak. O yüzden sakince beklemek durumundalar. Evet, Dumble bakalım yeniden bağlanabilecek mi? Ben şu çok iyi bir şeyi merak ediyorum bu arada ya. Orta koridor oyuncularını. G4. Hangisi acaba G4? Şuradan bir bakayım. Bak bakalım. Takımlardan. Nerede? Ben bulamadım ya. Heyecan yaptın. G4 bu arkadaşımızmış arkadaşlar. Bu arkadaşlar en tehlikeli oyuncuları. Evet. Orta koridorda o kartopu etkisini çok seven. Ki şu an seçmiş olduğu şampiyon da bu etkiye çok müsait. Ahri oyunun orta dönemini felaket bir şekilde domine edebilecek bir şampiyon. Bir de Ahri'nin şu son değişimlerinden sonra Ahri gerçekten çok bambaşka bir şampiyon dönüştü. Ya. O Q'sundan aldığı hızlandırma, yani takip etmesi sadece artık ultisine bağlı değil. İlk 5 seviyede eskiden yine kamplayabiliyordunuz bir şekilde ama şimdi onun varlığı çok daha mobil bir şekilde oradan uzaklaşıyorsunuz. Zaten alttan sonra yakalaması çok zor. Bir de o geldiği için şimdi altın önce de onu durdurmak zor olabiliyor. Ki her zaman bir hayatında büyük tehlikesi. Oyunun herhangi bir döneminde, tam orta döneminde en güçlü dönem ama oyunun sonunda iyi atılmış, doğru tutturmuş ki burada Jinx mesela çok kritik bir hedef. Onu tutturabileceği bir ayartan öpücük bize korkulu rüyalar gördürür. O yüzden Nardius'un çok dikkatli olması lazım. Dumble şu an meraklı gözlerle izliyor. Ne oluyor diye. Ne oldu bana ya bakıyor diye. Bakıyor etrafına. Herhalde ufak bir problem var bilgisayarlarda. Bu problemin giderilmesini bekliyoruz arkadaşlar biz de. kırdın bilgisayarları yemin ederim başlangıçta yaptın. Ne dedim? Övdün ya? İşte yok. İlk defa bizde oynanıyor falan. Resmen nazarındaydı. Abi sunucu şeyi böyle laneti yorumcu böyle laneti. Bir şey. Yorumcu laneti böyle hayır, bir şey. Oyuncuları falan geçtik artık bilgisayarlara falan. Abi kalmadı şimdi. Bütün oyuncular zaten birer kere oldu bu yani biz anlatırken. 3 senede yani hepsi birazcık denk geldi. Birazcık da mekaniğe girelim diyorsun artık şimdi mekanik. Mekanik. Yani yapacak bir şey yapma, yok. Oradan sonra artık kameralar, stüdyo Glandak falan. Glandak yapma. Öyle yine gidiyor. Glandak ya. Şuraya tam benim karşıma esasında kameranın altına bir tane nazar boncuğu koymaları lazım. Belki öyle kurtarırız bazı şeyleri. Abi yok bizim içeriye komple bir nazar boncuğu. Bizim çünkü bir sıkıntımız yok biliyorsun. Nazar boncuğu şeyi yaptıralım abi bize. Penceresi içinden bakıyoruz. Taldırın bilgisayarı. Taldırın'da problem var. Aman Dumble gösterdi, Taldırın vurdu. Dumble oyundan çıkmıştı çünkü değil evet. mi? Evet. Taldırın'ı çözmeye çalışıyorlar şu anda. Aman Taldırın yapma. Taldırın evet. yapma. Tabii. Çeşitli bölgelerden farklı biyotçular da Türkiye'de. Onlar da duruma müdahale ediyorlar. Şu anda bakalım ne olacak. Bu arada Damla'nın başında da bir arkadaş var. Bizim evet. Kelgiller'den. O da onunla ilgileniyor. Siz böyle bir abi şey ayna gibi parlıyor şimdi görmemek mümkün değil. Sen dikkat etmedin. Sen artık birazcık bağışıklık da kazandın. Abi, burada olalı şu mesafede. Burada 3 senedir şuna bakınca yadırgamıyorsun şuna abi. Şuna derken ayıp ya. Ayıp şu dedi. Ama neyse ya eskiden şeydi ya. O ilk senelerde. Direkt Giza gözünü alıyordu. Böyle bakıyorsun yandan böyle bir ışık hüzmesi geliyor. Şimdi ne oldu? Sen bir de ulti falan atıyordun o zamanlar. Evet, Lux ultisi. Arkadaşlar inanmazsınız şimdi. Son dönemlerde izlemeye başlamış olanlar vardır. Ben bir dönem Lux ultisi atıyordum. Işığı yakalıyordum, çat diye koyuyordum ulti. Yayını öyle kapatıyordu. Birkaç kişi ölüyordu falan yandı. Tek atıyordum, tek. Kör olanlar var aslında artık. Q'yla. beklemeye devam ediyoruz. Şimdi, şöyle bir kez daha baktığım zaman... bu arada Hekarim bayağı canı azalmış herhalde. Büyük ihtimalle kesmek üzereydi. Keskin dalgaları, onu da söyleyelim. Çıkışta ölse. Kontrolü kaybetse böyle. Gaga'nı teki öldürse. Alt koridora biraz daha dönmek istiyorum. Çünkü orada enteresan bir karşılaşma olacak. Yani özellikle Gragas'ın oraya neler katılacağıyla ilgili, neler ekleyeceğiyle ilgili herkesin kafasında soru işaretleri var. Burada mesela Thresh ve Jinx ikilisi patlangaç ve ölüm cezasını doğru koordineli kullanabilirlerse evet. skor çıkartabileceklerini ben düşünüyorum. Özellikle Gragas mesela ilk seviyelerde W'sundan gerçi hani bir tanklık kazanıyor o biraz ama sıkıntı. O kadar da değil yani. O biraz sıkıntı. Şimdi o kazandığı zırh veya Leona gibi mesela zırh veya şey değil, büyü direnci değil. Direkt yani hasarı düşürüyor. Gerçi erken seviyede şimdi %10 diyelim, 60'tan 6 gidiyor ama onun hesabı çok karışık, hiç girmeyeceğim. Rezil olma ihtimali var. Abi şu 66 gidiyor, orada 140 olsa. Çünkü Leona'nın kazandığıyla karşılaştırmak bayağı oturup böyle hesap kitabı şey yapmak lazım ama sizi tuzağa düşürebilecek bir şey. Ben bu Gragas'ı alırım dersin, son bir otomatik saldırı yeter dersin, o otomatik saldırı yetmez, adam kaçar. Çünkü bir de pasifinden de ekstra can doldurduğu için çatır çatır. Hani sonradan bir vuruş daha yapmaya kalkarsın, ormandan bir tane
ormancı gelir çat diye canını kıyar. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Bir de bu takımın özelliği, yani şu yaptıkları kompozisyon, Ahri mobil, onu yakalamak zaten çok zor. Diğer evet. yakalayabildiği şampiyonlar da inanılmaz tank. Yani Gragas, Graves, pasif sayesinde Udyr ve nihayetinde Hecarim. Yani bunların hepsi tank şampiyonlar. Yani burada Nardius'a gerçekten çok 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 büyük bir iş düşecek. Onun iyi kasması, senin de söylemiş olduğun gibi LCS finallerinde buna benzer oyunları, özellikle Vardax'la beraber Hillsong ikilisi yapmıştı. Bu Jinx artı Thresh, hani kuleden son vuruşu yiyen minyonun arkasındaki o en iyi çekmeler falan filan, bunları yapmayı başarırsa, ki potansiyeli de var Dumbledore Jones, evet. gördük bunu Türkiye finalinde. Bunu yapmayı başarırlarsa, biraz Jinx'i öne geçirirlerse İbre bize döner. Ama oyunun sonunda bu kadroyu, rakibin kadrosu indirmek kolay bir iş olmayacak. Peki Jinx'i yeterince koruyabilecekler mi sence? Yani çünkü şimdi karşı taraftan Jinx'e ulaşabilecek Hecarim var, Udyr var, Gragas var. Yani bu üç şampiyon da Jinx'e ulaşıyor. Hatta Ahri belki savaşın başına doğru pozisyon yakalarsa doğrudan Jinx'e odaklanmayı bile düşünebilir. Yani Jinx'i yeterince sence koruyabilecek dinamikleri var mı? Çok iyi pozisyon alması lazım. Yani az önce şeyde gördük ya, ilk maçta bir Lucian pozisyon evet. hatasında Hecarim'in nasıl yakaladığına şahit olduk. Yani burada Nardius'un hani pozisyonu gördü, belki bir otomatik saldırıyla alabileceği bir skoru bir daha düşünmesi gerekiyor. Zaten pozisyonu çok iyi koruyan, pozisyonu çok iyi alan bir nişancı. Burada ekstra dikkatli olması gerekiyor çünkü dediğin gibi onu koruyacak ekstradan bir canı etkisi evet. ya da bir Nami'dir vesairedir, herhangi bir şey, orta koridorda çok alıştığı bir Lulu vesaire yok bu sefer bu kadroda. Birazcık kendisine düşecek o pozisyonu iyi kollama, çünkü takım arkadaşları zaten gerektiği zaman rakibin içlerine girebilecek. Özellikle Vladimir'i burada çok iyi kullanmak gerekiyor. O tankların üzerine gelecek ulti sayesinde Jinx'in ultisiyle birleşince inanılmaz bir hasar bırakma potansiyeliniz var. Ondan sonra pıt 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 hepsini toparlayabilirsiniz. Çünkü evet. Jinx'in mesela Kalista'da birden çok hedefe bulabilmek için bir tane neye ihtiyacınız var? Runa'na ihtiyacım var. Ama roket atar formuna geliştikten sonra Jinx'e çıt 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 ön safları bir de kritik zaten geldiğini diyorsun. Düşün, çat diye kritik alabilirsin. O yüzden statik hançer falan yaparsa eğer. Aynen, yani bu noktada sadece sabırlı oynaması lazım. Kesinlikle. Yani tam olarak olmuşları toplayabilecek bir şampiyon esasında şu anda Beşiktaş'ın elinde olan saldırı gücü taşıyıcısı. Bakalım Nardius'un elinde nasıl bir oyun geçirecek. Onun dışında şöyle Rek'Sai ile bir Udyr'i karşılaştıralım istiyorum ben bir de. Yani özellikle hani baskınları ve orman temizleme hızı ve mesela Udyr acaba şunu yapabilecek mi? Yani Rek'Sai'nin tarafına geçip acaba orada kampları çalma tehlikesine sokabilecek mi? Bu Kodum arada maça geri var. Dönüyoruz arkadaşlar. Dumbledore TQS'le birlikte başlıyor maça ormandan. Dumbledore hızlı bir şekilde ikinci seviye olup hemen aşağı yardıma gitmesi lazım. Çünkü aşağıda kule altına dalabilecek bir ekip söz konusu. İkinci seviye çok tehlikeli. Bu arada Moss kendisi gidip mavi güçlendirmeye başladı. Burada Beşiktaş'ın haberi yok mu olaylardan? Alabilecek mi acaba? Yani şimdi geldi. Evet. 0-0-7 geldi. İşte bu biraz sıkıntılı bir durum. Bir tane güçlendirmenizi kaybederek başlayacaksınız çünkü. Rakip takım 3 güçlendirmeyle ama başlamış olacak. Bunu bence Teokolis tahmin etmedi. Rakibin güçlü olduğu yere gitmek gidiyor, yerine rakibin gidiyor. Zayıf olduğu yere gitmek. Evet, gidiyor. Çok Taldrin'le birlikte gidiyor. Hatta arada bir de Yampir yengeci alacak. Graves alt koridorda tek başına, Jinx ve Thresh yukarı koridorda karşılarında kimseyi bulmadan devam ediyorlar. Erken ejderha gelebilir bu arada rakipten. Şimdi evet, bu pozisyonun en kötü yanı 3. dakikada bunu Amerika LCS'de gördük. Cloud9 3.50 idi galiba. 3.50'de gitti ejderha aldı. Bunu yine burada Bangkok Titans uygulayabilir. Makoy'da mı kaldı o? Makoy'da mı kaldı? Bana öyle onu geldi. Onu göremedim şu anda. Makoy'da evet, Makoy'da kaldı. Acaba bilerek mi bıraktı? Hani alt koridora gidecek ya. Belki dönmeden ışınlanmayla... Yok, yukarı koridora gidiyor Makoy. Bu arada kule alacaklar. Hızlı bir şekilde. Kule alacaklar ve şu anda... Ejderha'yı değişecek. Şu anda ejderha'ya gidiyor. Aynen. Şu anda ejderha'ya gidiyor. Böyle bir değişim yapmış olacaklar. Hangisini tercih ederdin Cune? Ejderha mı, kule mi? Erken safhada altın iyidir. Sonuçta Ejderha'nın verdiği istatistikler sizin kendi istatistiklerinizle alakalı. Yani bu birinci güçlendirme size %6 bir rakam verecek ama 50 olduğu için 3 verecek. Diğer tarafta birazcık daha fazla altın demek, erken safhada ekstradan bir uzun kılıcın size vereceği hasar daha fazla olacak. Tabii ki duruma göre değişir. Şu an esas Beşiktaş'ın o kuleyi aldıktan sonra ne yapacağı önemli. Yanlış bir hareketleri Taldir'ini hani minyona muhtaç bırakabilir. O yüzden o minyon dalgasını çok iyi kontrol etmeleri lazım. Orada hala alamadılar ya kuleyi. İnandılar ama
Mardius dikkatli olması lazım orada. Dumbledore biraz fazla hasar yedi kuleden. Geri çekiliyorlar. Tal'Drin. Nardeus da geri gidecek mi acaba bakalım. Enerji orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Kolay değil işi. Açıkçası biraz enteresan başladı oyun. Altında hala eşitlik var. Biraz da minyon sayılarına bakmak lazım bu noktada. Nardeus 3 minyon üstün. Şu anda rakibin ya, saldırı gücü taşıyıcısı Lillard'dan. Jinx'ten, yani daha doğrusu Jinx'in ekstradan minyon alışı iyidir. Ki burada bir de kule avantajı olacak yakın bir süre içerisinde. O da iyidir. Ya Graves'de olabildiğince uzak durması lazım oyunun bu dönemlerinde. Ki oyunun sonunda tabii ki avantajı daha fazla olacak Graves'e göre. Evet. Koridoru dondurmaya devam ediyorlar bu arada. Evet, koridoru dondurmaya devam ediyor dediğin gibi. Bunun nedeni ne peki yani Johnny? Yani niye kuleyi almadılar da koridoru donduruyorlar birazdan? Yani kuleyi alıp mesela aşağı koridora yetişemezler miydi kuleyi korumak için? Eğer kuleyi alsalardı Maka'yı minyona hasret kalabilirdi. Çünkü yukarıya göndereceklerdi. Minyon dalgasının... 3 kişilik. 3 kişilik bir oluşum var yukarı koridorda ama bakalım. Thresh varken zor. Yani o baskın... Bir de minyonlar şu an Beşiktaş'a doğru geliyor. Bu yüzden sıkıntı yok şu an için. Kule altında dalma gibi durum söz konusu olamaz. Enerji dikkatli olması lazım. Oo, ayartın öpücük geldi. Üzerine tuşu geldi. Hemen kanalımıza giriyor ama yeterli olacak mı bakalım? Olacak. Enerji iksirini kullandı ve hayatta kaldı. Oo, sıçrayacak mı? Sıçrayacak. Çılgın! Sıçrayacak ama. Ayıcık. Ne yaptın? Ayıcık. Öyle olmaz o işler. Ve kaçmak zorunda kalıyor. Orada 007. Totem güneşi var mıydı? Dönmedi yalnız. Nardius dönmedi. Enerji dönmedi pardon, düzeltiyorum. Kan nakliyle kalmaya devam ediyor. Koridor. Acaba orada bir oyun deneyecek mi? Olabildiğince kuleyi korumaya çalışıyor. Bir kez daha kan güzel, nakli. Güzel, manası kalmadı. Evet, güzel. Manası kalmadı dediğin gibi. Enerji kuleyi korumayı başarıyor. Hatta bir de üzerine çok önemli bir bence sihirdar büyüsü. Özellikle Udyr'deyken sıçramasını alıyor. Aynen öyle. Şimdi Udyr'in erken safhada o sıçrayıp tokatı vurma ihtimali de kalmadı. Evet. 5 dakika boyunca rahat olacak Beşiktaş'ın kafası. Bu iyi oldu. Güzel takas. Yani tutuşturunu aldın orta koridorun. Ormancının sıçrasını aldın. Karşında senin hayaletin ve sıçraman duruyor. Daha ne istersin ki? Gerçekten de daha başka bir şey istemezsin. Burada 0-0 iletişim çıktı. Gelme dedi. Sen gelme. Kanını Udyr çekerim. Akıllı ol, kanını çekerim dedi. Alt koridorda bu arada savaş başladı. Tal'Drin biraz fazla önde yakalandı. Diğer taraftan Teoklis geliyor. Dumbledore'un derisinin üstü kaçtı. Yukarı koridordan ışınlanma geliyor. Teoklis'in oradan uzaklaşması lazım. Moss şimdi fıçısını kullandı. Herkes güvenli mesafeye ulaşıyor. Işınlanmayı da aldı. Jinx'in olmadığı bir pozisyonda. Işınlanmayı da aldı dediğin gibi. Bir de Ekrem'in buraya gelişi eşyaya çok muhtaç olan bir şampiyonun aslında o minyondan mahrum kalmasın. Bak şu an 15-22. Mako'yumuz daha önde. Bu güzel bir şey. Ya Beşiktaş belki skor alamadı ama sihirdar büyülerin değişiminde şu ana kadar çok avantajlı. Kesinlikle sana katılıyorum. Yukarı koridorda büyük avantaj kazanan Teokles. Bu arada gidecek mi bakalım? 7. seviye. Yalnız orada ayartını öpücük tutuyor. Hemen Dumbledore'un feneri yetişti. Bu arada... Bak, yine bu arada Dark Passage serisinde yaptığı şeye başladı Dumbledore. Roam ediyor. Haritada sürekli dolaşıyor. Orada çok önemli bir şey var. Hakikaten G4 ezbere değil. Yani orada olacağını düşünerek bir... çünkü totem hemen o çaprazdaki görüş totemi rakibin oraya girdiği hakkında kendisine bilgi verdi. O çalıya ayartını bücüğü attı. Ne olur ne olmaz diye mutlak bir ölümden kurtuldu. Dumbledore da bu arada yani çıt çıt buluyor haritada. Ama güzel totemleri var haritada. Bak bu sefer de Gagalar'ın oradaki totemden yakaladı. Evet. Şimdi gidecek o totemi kesecek Dumbledore. Kes Dumbledore. Dumbledore totem üzerinden yürüdü gitti. Hadi bakalım. Dumbledore aşağı yetişmeye çalıştı. Canhıraş bir şekilde aşağıya gidiyor. Totemi kesemedi dediğin gibi. Oo, bu arada Moss direkt Nardius'un üzerine doğru gidiyor ama çok kolay değil. Nardius biraz fazla hasar alsa Dumbledore orada ulti. İyi bir tankladı. Ulti geldi. Son vuruş. Ah, yakındı. Moss şifayla birlikte oradan kaçıyor ama Udyr geliyor. Udyr dikkatli olması lazım. Nardius ve Dumbledore ikilisinin. Ahri de aşağıya doğru sanki ilerliyor. Görüşleri hayır, vazgeçti Ahri. Aşağı inmekle. Nardius çok ileridesin. Nardius kaçman lazım. Oradan bitkileştirme de geldi. Dumbledore ileride. Dumbledore düşecek mi acaba? Kaçmaya çalışıyor. Nardius sıçradı. Dumbledore kendini feda etmek zorunda kalıyor. Ve ilk kan Lloyd'a gidiyor. Bu Beşiktaş'ın ve bizim hiç istemediğimiz bir şey. Bir de geliyor. Şimdi G4 geliyor. Ahri geliyor. Nardius dikkatli ol. Kuleye yakın dur. Aman. Kuleye yakın dur. Işınlanma geliyor. Nardius kaçabilecek mi? Sonunda bilek hareketini oradan kurtuluyor ama tutuşturla birlikte. Aman biz ya. Orada G4'a gidiyor. Kaldı orada. Kaldırın tek başına kaldı. Şimdi ne yapacak bakalım. Çok büyük bir hasar var üzerinde. Kulenin altında hala. Son anda şimdi kullanıyor. Orada Ursuler'le işini. Skor. 0-7 düştü. Neyse skor aldı. Geldi. Skor aldı. Ama kule düşecek. Kötü başladık. Bu talihsiz bir takas oldu. Beşiktaş için alt koridorda. Moral bozmak yok.
Kötü oldu ya. Ya kötü oldu ama moralleri bozmamak lazım. Bir skor orta koridor oyuncularına, bir skor ormancılarına, bir skor da saldırı gücü taşıyıcılarına gitti. Bangkok Titans takımında. Aşağıdaki görüş kontrolünü yitirdik ya. Evet. Yani bu sefer gezgin çizmesi hakkını vermedi. Beşiktaş, Dark Passage'de yaptığı final serileri boyunca erkenden kazanılmış avantajları veya erkenden altın yatırımını hep Dumble haritada oyun yapabilmek için gezgin çizmesinden yana kullandı ve görüş sağlamadı. Bu sefer bu görüşün yokluğunu gördüler. Cezalandı, çok iyi cezalandı burada Bangkok gibi ve iki tane, hatta üç tane skor burada almayı başardılar. Burada biraz enerjinin de gelmesi gerekmez miydi? Çok göstere göstere geldi çünkü. Görüşün olmazsa karanlıkları kafa atamazsın. Çünkü Ahri haritadan yok olduğunda, eğer Ahri'nin gittiği güzergah hakkında tam fikir sahibi değilsen, görüşün yoksa, çalıda Ayartonovic'le karşılaşıp sen de düşebilirsin. Evet, bu arada enerjiyi görüyoruz. Dumbledore Joe'nun koridorunda 3-1 durum. Bu arada Ejderha da tekrardan vadiye inmiş durumda. Neyse yani... Bir oyun deneyecekler sanki yalnız. Çok büyük zararda değiliz. Yani gitti de, denemez oyun. Sonuçta 3 tane skor verip karamsarla düşmeye gerek yok. Sadece biz güçlü yönümüzü oynamalıyız. Yani oyunun sonunda güçlüyüz. Bu arada bir dakika, Teoknes Mus'un üstüne gidiyor ama arka taraftan 0-0'ya da geliyor. Zor bir durumda kalabilir. Diğer taraftan Mark'a yetişmeye çalışıyor. Warlock orada. Dumbledore'un Fener'i yine orada. İmdatlarına yetişiyor. Warlock orada ulti atarken Sansan bir saniye. İşte bu. Skor geldi. Arkadan G4 yetişti. Kimi öldürüyor? Bakıyoruz, Rexa'yı öldürüyor ama ikinci skor geliyor. Kimde kaldı o skor? Yine Taldrin'de. Kaptan'da kalıyor. Skor. Bakalım takip edecekler mi? Bunun üzerine Ejderha'yı bence yapabilirler. Dikkat, Ejderha dikkat, gidebilir. Dikkat. Yok. Aman diyeyim ya. Yetişmedi. Aman diyeyim. Güzel oldu. Bu çok güzel oldu. 2-1. 2-1 bir değişim. Kaptan ikinci skoru da aldı. Bakalım Nardos Enerji, Dumbledore üçlüsü şimdi kuleyi almaya çalışacaklar. G4 tutmaya çalışıyor koridor ama bu üçlünün karşısında çok kolay değil o koridoru tutması, kuleyi tutması. Ve bir kule daha haneye yazıldı. Beşiktaş Ejderha. Bir kule öne geçmiş oldu. Tekrarını izliyoruz pozisyonu bu arada. Teoknes orada Mos'a odaklanmış. Çok güzel de orada Dumbledore'un feneriyle kaçıyor. Yani roket tam zamanında yetişiyor. Ama arka taraftan gelen roket fezadan gelecek. Onu aşağı koridordan nereden attı aşağı o roketi? Aşağı koridordan attı roketi. Bu sırada muhtemelen aşağıda bir yerlerdi çünkü Jinx evet. Olsaydı gelmişti. Orta koridorda enerji tek başına yine şu anda Taldrin yaklaştı orta koridora doğru. Yardım etmek için Ayarton Öpücük tutuyor. Şimdi Taldrin orada kendisini göstermek zorunda kaldı. Lloyd da ileride. Arka taraftan Dumbledore da geliyor. Bu kuleyi korumak istiyorlar. Alt koridoru bu arada Jinx tek başına bıraktılar. Minyon kesmesi için Jinx de aradaki minyon farkını açmaya başladı biraz biraz. Graves de aralarında olan minyon farkını. Şimdi Dumbledore, Teoknes bakalım burada bir baskın deneyecekler mi? Teoknes önde yakalandı Ayarton Öpücük dolayı kaçmaya çalışıyor yalnız. Combo geldi. Lloyd orada skoru aldı. Ama arkasından Dumbledore orada tutturuyor. Ama Ejderha öncesinde olmadı. Yapılmaz bu ya. Teoknes ölmeseydi yalnız ultisi var 15 saniye var ama yok yani alırlar o Ejderha'yı. Yani oradan tünel kazarak geçmeye çalıştı kulenin arkasında ama G4 yine çok 10 numara bir tane Ayarton Öpücük tutturdu ve gereksiz bir Ejderha. Bu Ejderha'yı bedavaya verdik. Hiç gerek yoktu. Gurt. İnşallah kızmıştır. Kızdığı zaman daha iyi oynuyor çünkü biliyoruz. Evet. Ultisini kullandı ve yukarı, ormanın yukarı kısmına döndü. Kayacılları alacak Teokles. Yani aradaki altın farkı yok denecek kadar az ama Bangkok Titans iki Ejderha önde ve bir kule gerideler. O yüzden altında Bangkok Titans esasında biraz daha önde gibi sayabiliriz. O bir tane daha kule aldıkları zaman altın farkını kapatıp öne geçecekler. Nardius orta koridoru tutmaya çalışıyor. Şu ana kadar açıkçası G4'u durdurma planları pek iyi gitmedi. İki skor, iki asisti var. O çocuk tehlikeli ama hakikaten. Evet. Morello Moikon'u da bitirdi. Gerçi enerjiyi de baktığımız zaman Cehennem Asası'nı bitirmiş. Üzerine yine Hextech alt patları var. Bir de şöyle bir şey var. 007X Udyr çok fazla kamp çaldı Teokles'in elinden. Sürekli Beşiktaş'ın ormanına girerek orada kampları temizledi, enerji orta koridoru ama ittiriyor. Şöyle bir tesellimiz var. Şimdi bizim iki tane artık keşif taşımız var ve savaşları bizim seçme durumumuz söz konusu olacak. Yakalanmamız birazcık daha azalacaktı şu dakikadan sonra. Bu noktada avantaj sağlayabiliriz ama beni korkutan şey özellikle ormanda tanklaşacak bir noktadan sonra durdurulması çok güç bir hale gelecek bir Udyr. Buna karşı ne yapacağız? Ayrıyeten hani Gragas da aynı şekilde et tankı bir de
Az önce bir mesela şey gördük. Naturus gördük. Et tankıydı ama bir tane combo yediğinde canının %60'ını veriyordu. Evet. Gragas'ın o fıçısından bir yudum alması işte bunu engelliyor bir noktada. Hani onu belki full rotasyonla hasar veriyorsunuz ama bir Naturus'un yediği hasarı yeme. O yüzden çok daha tank olacak. Yani onların tanklığına karşı bizim hasarımız yeterli olacak. Bence oyunun ismi bu. Yani Jinx hasarı yeterli olacak mı açıkçası? Jinx'i hayatta tutabilecekler mi ayrıca? Yeterince maç boyunca tekrardan şu anda oyuncuları, takımları görüyoruz. Dumble'ın bilgisayarında bir sorun varmış şu an. Onu çözecekler. Ya aradığımız başlangıç olmadı açıkçası. Birazcık toparlar gibi olduk ama bir tane daha skor verdik. O hoş olmadı. Gerçi 3'e 1 bir değişimden sonra üzerine 2 tane skor aldık. 4'e 3'e geldi. Onlar da bir skor aldı tabii. Gereksiz bir skor verdik, ejderha verdik. O ejderhayı vermesek, gereksiz skoru versek yine razıyım. Şimdi rakip takımın şöyle bir avantajı olacak. League of Legends sadece skor alınarak, kule yıkılarak kazanılan bir oyun değil. Artık bir tane daha şey eklendi, kondisyon ya da işte baronu alarak değil. 5 tane ejderhaya ulaşan takım, rakip takımı çok zor duruma düşürüyor ve oyunu bitirebiliyor. Evet. Şimdi onların böyle bir avantajı oluştu. 2 tane ejderhayı çok kısa süre içerisinde aldılar ve bizim oyuna tutunma süremizi, oyunun sonuna gitme süremizi azalttılar. Bakalım Beşiktaş şimdi neler yapacak? Bir sonraki pozisyonda, daha doğrusu maça geri döndüğümüz zaman işleri hiç kolay değil. Biraz zora girdi. Özellikle bu G4'dan korkmamız lazım gerçekten de. 2 skoru, 2 asisti var çünkü. Hiç hayra alamet değil. Onu durdurmaları lazım. Ama dediğin gibi bir yandan da yani özellikle mesela Vladimir de Maokai de oyunun ilerleyen dakikalarına çok fazla açılan şampiyonlar. Yani oyun ilerledikçe oyuna yaptıkları etki çok daha fazla artıyor. Jinx'i de dediğin gibi korurlarsa her zaman başarıya ulaşma ihtimalleri var. Jinx'in kendini koruması gerekecek. Yani şu çok önemli. Vladimir'in ultisi üzerine Jinx'in ultisi ne kadar etkili olacak? Hangi hedeflere denk gelecek? Hı hı. Yani bu çok şeyi çözecek gibi. Eğer bu sinerjiyi iyi kullanırlarsa, ön safları hızlı bir şekilde eritmeyi başarırlarsa o zaman yani çok sıkıntı yaşamayabilirler. Ama Ahri'nin kıvrak yetenekleri, ultisi, ayartan öpücüğü, Jinx'i tutar mı tutmaz mı? Bu bizim en çok korkmamız gereken şey. Bir de Hecarim tehlikesi var tabii. Onun bizim takımın, bizim aslında hantal sayılabilecek takımımızın sağından solundan arkasından ışınlanmayla gelip pozisyon dışında bırakabilmesi. Çünkü Jinx'i hem Ahri'den hem Hecarim'den koruyacak kadar peel denilen özelliğimiz yok. Yani Thresh'in müthiş oyunlar yapmak yerine belki de Jinx'in yanında durup onu koruması gerekecek ki Thresh'in en önemli özelliklerinden bir tanesini bu şekilde kaybetmiş oluyorsun. Kesinlikle takımları da görmeye devam ediyoruz. Herhalde yavaş yavaş problem çözülüyor mu acaba? Kulaklıklar tekrardan takılmış çünkü oyuna doğru dönecekler diye tahmin ediyorum. Açıkçası Beşiktaş, evet, tekrardan oyuna döndük. Beşiktaş'ın çok daha dikkatli oynaması lazım. Şu dakikadan sonra durum 5-3. Aradaki altın farkı 300 kadar Beşiktaş lehine ve Ejderha'da da Bangkok Titans önde. Burada kesinlikle Beşiktaş'ın artık bundan sonra hata yapmıyor olması gerekiyor. Evet, şimdi bakalım rotasyona. Theokolis oradaki varlığı seçti. Lloyd'u yakaladılar ama güzel, güzel okudu. İlk hamleyi belki Theokolis Dumble'dan beklese, Graves orada uyanmayacak ve hızlı tetik gelmeyecekti ama şimdi aşağıdaki son dış kuleyi almak için baskıyı verdi, coşkuyu verdi Beşiktaş. Ama Ahri'nin gelişi haberi orta koridordan gelince hemen geri çekildiler. Abi moralim manikon üzerine aşırı büyük sopa var yani. Çok tehlikeli şu an. Yani belki de oyunda süre güç analizi yaparsak Ahri şu an en güçlü anını yaşıyor. Bu oyuna özel. Başka oyunlarda farklıdır. Ama bu dakikada bu kadar fazla eşya, güç, sıkıntı. Ve evet, üçüncü kule. Güzel. Üçüncü kule geldi. Kuleyle şu anda Beşiktaş oyuna tutunmaya devam ediyor. Kule farkıyla. Rexay bu arada yukarı koridora gitti. Acaba bir baskın mı deneyecek bakalım. Ama Hecarim hemen geriye çekiliyor. Arkasında kule olmayınca orada çok fazla durmak istemedi. Theokles de hemen Yampir yengeci alarak devam ediyor şu anda. Olay şu abicim. Rotasyonlar. Bu takımın zaten erken safhada zorlanacağı çok belliydi. Tamam mı? Yani Jinx almışsın, Ulad almışsın. Birazcık daha eşyaya, farma, işte minyona ihtiyacı olan şampiyonlar. Ama ilerledikçe bu ikilinin güçlenmesi çok şeyi değiştirir. Maçın kaderi buraya bakar yani. Bu arada Tal'Drin şimdi Warlock'un üzerine doğru gidiyor. Theokles de geldi. Altından çıktı şöyle bir onu zıplattı. Ultisini kullandı Warlock ama yavaşladı. Şimdi Tal'Drin sıçraması kullanıyor. Tamamen inanıyorlar. Kulenin altına girecekler bakalım. Bir çok güzel be. Arkadan Theokles sıçradı ve skoru almayı başardılar.
Evet, iki kişi geliyor. Kimler geliyor? Udyr ve Ahri geliyor. Enerjinin acilen buna cevap vermesi lazım. Enerji yukarıya doğru koşmaya başladı. Şimdi Taldin aşağıya doğru gitti. Üzerine bir fide atıyor. Kime gidiyor? Teoklis'in üzerine gidiyor. Teoklis oradan kaçamıyor. Bir skor daha aldı ya. Bir skor daha gitti G4'a. Taldin çık oradan, Taldin kaç. Ama ışınlanması yok, sıçraması yok. Nasıl kaçacak bilmiyorum. Şimdi 0-0 dedi geliyor. Ahri bekliyor, Ahri bekliyor. Çok güzel be. Ahri üstüne gidiyor ama. Hayır. Orada Maokai düştü. Enerji kaçmaya çalışıyor. Şimdi kaçabilecek mi bakalım. Hayaleti var, sıçraması var. Oo, hayaleti kullanıyor. Diğer taraftan Warlock geldi. Şimdi kaçabileceği yer var mı enerjinin bakıyorum. Yeteneklerini kullanmaya devam ediyor ama. İşi çok zor. Bir skorda Warlock'a gidiyor. Çok kötü bir oyun. Beşiktaş'tan yani... Gereksiz zorluyoruz abi. Yani çok orada... zorladılar. Bak bu sefer görüşte vardı. Gelmesi lazımdı Vlad'ın ya. Bu sefer gelmesi lazımdı. Niye gelmedi? Açıkçası ya şu var her zaman. Bu gerçekten solo queue'da da olan bir şey. Yani sadece bazen abi benim rakibim yok demek yetmiyor. Ayrıldığı an takip etmeye başlamamız gerekiyor. Orada enerji biraz daha önce çıkmış olsa şu pozisyonun belki de çok farklı olacak. Ya en kötü ne olacaktı biliyor musun? Vlad oraya geldiği için, yaklaştığı için Vlad'a döneceklerdi. Bir skor verecektin, iki kişi kaçacaktı. Yani evet. O durumda yani Vlad'ın gelmesi sana hiçbir şey kaybettirmeyecekti ya. Niye gelmedi ben açıkçası anlamadım. Ya bir de burada... Geldikten sonra 3 tane skor verdik, o ayrı bir mesele tabii. Ya bir de mesela Teokles'le acaba Taldin ayrılmasaydı daha mı iyiydi? Teokles çünkü bu sefer tek başına yakalandı, daha kötü oldu. Ya burada artık şu dakikadan sonra belki Ahri'ye odaklanabilseler. Ama işte orada Ahri bir tane daha hayatını buçuk tuttu. Yani evet. Şu ana kadar G4 resmen taşıyor. Çok net. İyi oynuyor gerçekten de. Enerji burada. Bir de Warlock gelince gerçekten enerjinin orada yapabileceği pek fazla bir şey kalmadı. Haritada görev yokken bu sıçrama da bence çok gereksizdi. Değil mi? Ölse yani sıçramasını... Bir sonraki pozisyona sakla. Bu arada bir şeyler oluyor ama o ekranda anlayamadık ne olduğunu. Ahri şimdi bir de Robodon bitirmiş durumda. Of. 007 de G4 bir an olsun ayrılmadılar ya. Yani ormancı ile orta koridor oyuncusunun anlaşmasının bu kadar önemli olduğu bir metada gerçekten sürekli haritada farklı yerlerdeler. Güçlerini sürekli roam ediyorlar haritada. Ya gerçekten şu an kötü durumda değiliz ama Ahri'nin bu kadar güçlü olması beni çok korkutuyor. Ya skorların Ahri'de toplanmaması lazım. 4 skor, 3 asisti var, hiç ölmedi. Ya bir de işin şöyle de bir kısmı var, bu kadar roam ederken diğer bir yandan da minyon sayısını da aynı enerji seviyesinde tutmaya devam ediyor, 153 minyonla. Evet. Bu arada Ejderha bir kez daha çıktı, bakalım bu sefer Ejderha Savaşı'nda bir şeyler yapabilecek miyiz? Taldir'in yukarı koridorda ama ışınlanması var. Yakında bir totem, ama totem lazım. Yok. Şurada çalıda var bir tane totem, belki o yeterli olur. Ejderha'ya başlıyor, Bangkok Titans takımı savaş ama yani Rek'Sai yok, Thresh yok. Yok yok, şu an savaşsalar da Ahri'den çok çekiniyorlar. Yani yeterli görüşün yoksa Ahri'nin olduğu bir takıma karşı Ejderha Savaşı felaket olabilir. Ama hareket hızı bir de gitti ya bu takıma yani. Evet, rotasyon için çok önemli. Şu an roam eden. Aynen. Ya Ahri şu an gücüne güç katmış oldu. Bu güçlendirme ile. Evet. Enerji hala orta koridorda. Mavi güçlendirmeyi çalıyor bu arada. Çalabilecek mi? Oo, daha yeni başlamış. Daha yeni başlamış. Çok çıkacak. Çıkacak orada. Çıkacak. Çıkacak mı? Yok bir dakika, Dumbledore da geliyor. Ahri geliyor, Ekarim geliyor. Orası tehlikeli olabilir yalnız. Enerji de yaklaşıyor oraya doğru ama. Hadi bakalım. Alacaklar herhalde. Evet, evet. Bıraktı. Zafer'in küçüğü büyüğü yoktu bir şekilde. Zafer'di. Bakalım orada biliyorlar Udyr'in orada olduğunu. Evet. G4 oraya döndü. Most oraya doğru gidiyor yalnız. Warlock da yaklaşmış pozisyona. Özellikle Teokles'in oradan çıkması lazım bir an önce. Çok yakında kaldı bir anda rakip oyuncuların. Taldir'in kaçabilecek mi acaba? Warlock görmeden kaçıyordu orada ama buldu şimdi Taldir'ini. Warlock'la birebir bir mücadeleye başladı. Çok fazla hasar veriyor Warlock. Taldir'in ama arkadan Moss geliyor. Dediğin gibi Gragas geliyor. Taldir'in oradan kaçış yok gibi gözüküyor. Taldir'in çok kötü yakalandı orada pozisyonda. Kaçabilecek mi? Hayır, kaçamayacak. Bir de Ahri'nin oradaki varlığı diğer takım arkadaşlarının gelmesini engelledi. Yani çok ufak, gereksiz hatalar yapıyoruz şu an. Yapmamız lazım. Niye oradan dönüyorsun değil mi? Yani başka çaresi yok çünkü rakip takım kapatıyordu ama en başta orada o kadar kalmış olması bir hata. Görüş kontrolünü bakıyorum şu an. Yani bir şekilde sağlıyoruz. Rakip ormanda da güzel totemlerimiz vardı az önce ama şu an yani bilmiyorum, görüş de bize sanki fayda sağlamıyor gibi. Hatalar yapıyoruz. Çok gereksiz skorlar veriyoruz rakibe. Açıkçası şu anda Beşiktaş'ın birazcık arkaya yaslanması lazım. İyi bir takım savaşı lazım bize. B
Bir de şöyle bir durum var bak, pozisyonların hiçbirine daha Jinx katılmadı. Gerçi Graves de katılmadı ama yani Nardios'un oyun sonunda neler yapabildiğini hepimiz biliyoruz Türkiye'deki şampiyonluk liginden. Böyle durumlarda abi şunu yapacaksın. Nişancına. Oo, Taldir'in. Sana tek komba. Ama üzerine hiç daha büyük direnci yok, yok yani. Bot haricinde. Yani bu böyle durumlarda eğer silahın bir Jinx ise, oyunun sonuna çok iyi girecek, girebilecek potansiyel olan bir Jinx ise onu oynayacaksın. Oraya totemleri koyacaksın. Senin geri kalan takım üyelerin bir şekilde dayanacak. Ama skor vermeden dayanacaksın yani. Peki bir şey daha diyeceğim sana bak. Şimdi böyle bir Ahri var rakip takımının elinde. Ve mesela Theoktes'in üzerinde hala büyü direnci yok. Yani ben bir Demir Soylu'nun broşu falan beklerdim. Bu arada 0-0-7 yakaladılar. İşte Beşiktaş'ın bundan ihtiyacı var. Diğer taraftan Warlock geliyor. Bu pozisyonu iyi kullanması lazım. Nardius yakalanıyor. Sıçradı orada, pozisyon almaya çalıştı ama olmadı. Taldrin şimdi G4 tutmaya çalışıyor. Çok yüksek hasar G4'un üzerine. G4 sıçradı. Uzaklaşmaya çalışıyor. Taldrin peşinden gidiyor ama yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Vladimir riskor aldıktan sonra düştü. Şimdi Teoklesi birlikte buraya kadar. Öldü Ahri sonunda ya. Başardılar ama bu sefer Lilloyd yetişti. Taldrin kaçması lazım. Kaçabilecek mi? Hayır, kaçamıyor. Sadece Dumbledore hayatta kalmayı başarıyor. Of. Çok güzel pozisyonu kullanamıyor Beşiktaş. Daha doğrusu Hacker'i yani Bangkok Titans çok iyi oynadı. Hacker'in multisi daha iyi olamaz herhalde. Evet. Ya Nardius'u o kadar kötü bir pozisyona soktular ki orada. Kendini korumak için rakibin kucağına atladı resmen. Evet. Gereksiz savaşlar yapıyoruz. Bize şöyle bir şey oldu. Bak herkes giriyor ya. Bak Nardius arkada tek başına kaldı. İşte pozisyon alması çok önemli. Burada mecbur kaldı. Bakar mısın? Şurada sıçrayıp yine pozisyonu değiştirdi ama olmadı, ama yetmedi. Ama bunu söylemiştik yani bizim takımımız peel yapabilen, nişancıyı koruyabilen bir takım değil, değil görünümde. O yüzden Jinx'in burada kendi pozisyonu ayarlaması lazım ama rakipte de şimdi o kadar mobil şampiyonlar var ki. Hecarim var, Ahri var. Hemen Jinx'in üzerine gider. Jinx çünkü öldükleri anda bizim hasarımız bitiyor. Bitiyor dediğin gibi. Ya burada bilmiyorum birazcık sanki seçim yasaklama ekranında ki durumdan ötürü Beşiktaş biraz zorlanıyor ama daha 23. dakikadayız ve birazcık geriye düştük tabii. 4000 altın kadar geriye düştük. 3 ejderha gerideyiz. Ama tabii ki de umutları kaybetmemek lazım. Nardios'u enerjili, Taldrin'li bu Beşiktaş buralardan geri dönmeyi başarabilir. Sadece biraz daha dikkatli olmaları lazım ve dediğin gibi bir şekilde o Nardios'u korumaları lazım. Nardios'u koruyamadıkları sürece pozisyonları aynı şekilde kaptıracaklar. Rakip takıma 1,5 dakika kaldı ejderhanın çıkmasına. Dördüncü ejderha yani savaş mı diyeceğim ayrı bir dert, savaş diyeceğim ayrı bir dert. O kadar kötü bir pozisyon ki nereden tutsan elinde kalıyor. Ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yani şu dakika belki de bir takımın yaşayabileceği en zor dakikalardan bir tanesi. Görebilecekler mi bakalım bu iç kuleyi alt koridordaki. Dumbledore biraz öne çıktı. Pozisyon almaya çalışıyor. Belki bir deneyecek orada ama hayır. GeForce son anda kaçmayı başardı. Çok da hızlı temizliyorlar yani gelen minyon dalgalarını. Nardius da orada, Teokles de orada. Bir savaş değil ama bu koridoru, kuleyi korumaları lazım. Belki burada güzel bir ölüm cezası tutarsa ardından güzel bir kule altında savaş çıkartabilir Beşiktaş. Kütleler çok tehlikeli abi. Yani bak kocaman bir Gragas, kocaman bir Hecarim. Yani bu bir yandan da şey... Yetenek atışını tutması için de değil mi? Vuruş... alanı. Sen arkadaki Ahri'yi atıyorsun ama oradan atın kuyruğuna çarpıyor. Yani öldü pis bir şey. Doğru söylüyorsun. Alt koridordaki savunmayı bu arada başarıyla gerçekleştirdi Beşiktaş. O kuleyi kaybetmedi. Yalnız orta koridorda Hecarim ayrılınca oraya ittirmek için Maokai'yi yani Taldrin'i karşısına göndermek zorunda kaldı Beşiktaş'ta. Şimdi bakalım ne kadar savunabilecekler. 12 saniye kaldı ejderhanın tekrardan doğmasına bir tuzak girişimi. Burada amaçları Rexe'yi alıp aradan çok rahat bir şekilde ejderhayı yapabilmek. Dördüncü ejderhadan sonra artık 30 küsürcü dakikadan sonra bizim işimizi bayağı zorlaştıracaklar. Yani burada mucize bir TQS'e broş çalış. Demin söyleyeyim broş lazım şu takıma karşı. Yani Warmog yapmış. Canı fazla ama. Yani zırhı yok. Büyü direnci yok. Şimdi ejderhanın etrafında dans başladı. Bangkok Titans ejderhaya başladı ve dördüncü ejderha olacak eğer bu olabilirlerse. Güzel bir orada çalışmaları lazım. Vlad. Arka tarafta 1400 canı kaldı ejderhanın. Arka tarafta Teokles geçti. Çalabilecek mi acaba? Çaldı. Çalmayı başarıyor çok ama bakalım devamlı ne olacak? Evet, Kavuşun. Evet. Nerede diyorsun pozisyonu evet. Çok iyi bu sefer. 0-0-7'ye vurmaya devam ediyor. Ama arka tarafta ön hatlar eriyor. Yeterince hayatta kalamıyorlar. Nardius'u da yakaladılar. Bitkinleştirmeyle birlikte Nardius'un oradan kaçma şansı kalmadı. Yine Dumbledore sadece hayatta kalıyor Beşiktaş'ta.
Yani şu var, şu oyunda Teokris'in elinde Rek'Sai değil de ne bileyim böyle Jarvan falan olsa daha ben iyi. Ben bundan korkuyorum abi işte yani Rek'Sai tamam iyi güzel de oyunun başında istediğin şeyleri yapamayınca çok düşüyorsun. Hele rakipte yani. Hani böyle tank bir şampiyon varken, tanklar varken yani işlevini tamamen yitiriyor. Bu maçta ayrı ittirme de düşünemezsin. Baksana Zilloyd oradan full canla geliyor yani. Aynen. Oradan full canla gelirse yapabilecek bir şey kalmıyor. Yani Ejder'i almaları aslında. Ejder'i almaları bir teselliydi. Bu arada Baron'u aldı mı? Evet aldılar. Baron da aldı. Böyle bir şey var. Bangkok Titans. Aradaki altın farkı giderek artıyor. 8000'lere doğru. Ya bir de enerjinin aldığı Vladimir de burada yani yeterince iş yapamıyor. Çünkü bu kadar dediğin gibi şimdi bak. Mesela diyelim Lloyd'un üzerine gideceksin. Warlock koruyor yani. Hecarim koruyor. Udyr koruyor. Gragas koruyor yani. Ön hatta çok kuvvetli Bangkok Titans'ın. Böyle olunca enerji de yeterince hasar verecek zamanı bulamıyor yani. Onun evet. Çünkü hasarı devamlı bir hasar. Bir yani anda öldürmüyor. Umut nedir biliyor musun? Bu takımla ilgili söylenen şeyden yola çıkarak yorum yapmak lazım. Oyunun sonuna giden maçlarda maçı kapatamayıp hatalar yapmaya başladıkları. Şimdi bizde hataları çok iyi değerlendirecek bir şampiyon var. Jinx. Yani ben bir umudunuz varsa bu Jinx diyorum. Başka da hani zor gözüküyor. Jinx böyle çok güzel bir pozisyon, otomatik saldırılara denk gelirse, o ultiyi iyi kullanabilirse, o heyecan, coşku geldikten sonra bir ihtimal. Ama şu Baron dönemini çok iyi atlatmamız lazım. Bu çok önemli. Görüşümüz fena değil şu anda en azından defansif açıdan. Rakip ormanı zaten yaklaşık bir 10 dakikadan beri yaklaşamadık. O yüzden birazcık dikkat, birazcık hani az yakalanma. Gerçi o tren birazcık kaçtı yani oyunun başında yakalanmayacaktın da. Evet. Bir pozisyon demek işlerin bir anda döndüğüne şahit olmamız anlamına gelebilir. Ya 5-1-8 Ahdi, 5-2-4 Hecarim, 3-0-4 Graves. Yani hiç açıcı bir tablo yok ortada. Bir de dalga geçiyor ama bak fıçının üzerinde dans ettiriyor. Evet. Ama bu biraz sportmenliğe sığmayacak bir şey ya. Yani biraz böyle ciddiyetten uzak gibi geliyor. Ya hata yaparsın bu sefer karşına geçer Rek'Sai dans eder şimdi. Evet. İki taraf için de geçerli bir durum tabii. Şimdi o Baron güçlendirmesiyle birlikte kuşatmaya devam ediyorlar. Olabildiğini hızlı bir şekilde temizlemeye çalışıyor minyonları ama kule düştü. İlk imitör kulesini Bangkok Titans açıyor böylece. Bakalım şimdi Beşiktaş nasıl tutacak orayı. Taldırım biraz fazla ileride kaldı. Çok da fazla hasar aldı. Warlord'un üzerine doğru gidiyorlar. Çok yüksek hasar var Warlord'un üzerinde ama 0-0 idi. Çok güzel pozisyon aldı. Nardius'un üzerine doğru gidiyor. Şimdi Damdoş ileride ultisini açıyor. Bir anda ortalık karıştı. Herkesin canı azalmaya başladı. Teokles ortada kalıyor. Kaçabilecek mi acaba? Hayır kaçamıyor. Damdoş'un da yine canı çok az. Nardius kendini korumayı başarsa da verdiği hasar yeterli olmuyor. Odaklanamadılar kimseye. Oo. Bir de ulti boşa gitti. Şu anda çok tehlikeli. Bangkok Titans maçı bitirebilir bile yani şu pozisyonda. İki tane taşıyıcı kaldı hayatta ama. Yüzücü ya. Dikkatli hakikaten olması lazım Nardius'un oralarda. Ya bir de Baron güçlendirmesi var hala. Şimdi sıçradılar işte. Bundan korkuyordum ben de. Ve böylece bu maçın sonuna geliyoruz. Enerji zonyasını kullandı ama yeterli olmayacak onu hayatta tutmak için. Maokai doğdu ama saldırın. Oraya gitse de yapacak bir şey yok. Geçen Wildcard'da da böyle başlamıştık. Dark Passage ilk maçta Legacy'ye yenilmişti. Bu küpü olsun. İşte kulağımıza bir küpü olsun. Bir dahaki sefere daha farklı bir kompozisyon, daha farklı bir takım. Unutmayın arkadaşlar bu gece Beşiktaş'ın iki maçı daha var. Onu da hatırlatmak lazım. Günün üçüncü maçıydı bugün. Bugün 8 tane maçımız var toplamda. Üç maçı geride bırakmış olduk. 5 maçımız daha var önümüzde. Onları da söyleyelim arkadaşlar sizlere. Hatta şöyle bir hatırlatmak gerekirse hemen. Söyleyeyim sıradaki maçları da sizlere önümdeki ekran açılırsa. Şimdi sırada Chief ve Ince maçı var. Brezilya ardından temsilcisi. Brezilya temsilcisi maçı var. Ardından Beşiktaş ve Chaos Latin Gamers var. Sonrasında da Bangkok Titans'a Hard Random oynayacak. En son olarak da günün son maçı da hemen şuradan bakıp size söyleyeceğim açılırsa. Chief Beşiktaş oynayacak bu sefer. Avustralya ekibine karşı oynayacak. Bu arada sevinçini görüyoruz G4 tabii. G4 galiba tebrik ettikleri. Çocuk taşı da hak etti yani. G4'u tebrik ediyorlar. Ve sonrasında günün en son maçı Brezilya temsilcisiyle Japonya takımı arasında olacak. Yani talihsiz bir maç oldu ama kulağa küpe olsun diyelim. Ya. Başka puan kaybı olmasın diyelim. Çok şey anlatmak istiyorum da. Ben de anlatmak istiyorum ama kime bırakıyoruz sözü? Kaan Kural ve Chris'e bırakıyoruz. Onlar bakalım bir yorumlasınlar, neler söyleyecekler. Ardından tekrar sıradaki maçta karşınızda olacağız arkadaşlar.
Evet, LoL TV ekranlarında az önce Beşiktaş Bangkok Titans'a mağlup oldu ve grup maçları devam ediyor. Yanımda Kaan Kural. Nasıl yorumlayacaksın maçı? Aslında takım kompozisyonlarına baktığımız zaman Bangkok Titans'ın çok iyi bir kompozisyona sahip olduğunu söylemek kolay değil. Yani seçim yasaklama ekranından çıktığımız zaman Beşiktaş'ın çok daha iyi bir takıma sahip olduğunu, en azından oyunun ilerleyen safhalarında çok daha üstün gelebileceğini düşünüyorduk ama açıkçası oyunun ilerleyen safhalarına gelene kadar oyun pek istediğimiz şekilde ilerlemedi. Udyr çok riskli bir seçim Orman için. Fakat Udyr eğer birden fazla şampiyonun içinde olduğu bir şey yaparsa, savaşa yani girerse ya da ikili üçlü savaşlara girerse çok etkili olabiliyor. Beşiktaş'ın oyunu döndürebileceği çok kritik bir savaş vardı. Udyr'i ortada yakaladıkları. Fakat Udyr kaplumbağa formuna girdikten sonra onu bir türlü bütün hasara rağmen düşüremeyince hemen kaplana dönüş, bir de sersem etmeyi kullandıktan sonra takım arkadaşları yetişti. Ve ondan sonra maçın kırılma anı oldu ve ondan sonra kar topu etkisi başladı. Bir de alt koridorda Taldin Teokalis ikisinin biraz fazla kovalaması Warlock'u. Ondan sonra geri dönerken dönüşte yaptıkları iki hata üst üste gelince, hata üstüne hata. Kompozisyon ne kadar iyi gözükürse gözüksün o hataları bir süre sonra kaldıramıyorsunuz. Şimdi Nardios oyun boyunca hiç etkili olamadı ama Nardios'un zaten oyun stiliyle ilgili ve Jinx'in de oyun stiliyle etkili olarak diğer oyuncuların bir şeyler yapması ve bu kadar geriye düşmemeniz gerekiyor. Evet. En son maçın kırılma anından sonra geldiğimiz ve maçın bittiği takım savaşında ise seninle beraber izliyorduk hatırlıyorsun. Jinx daha takım savaşı başladıktan 3. saniyede düşmüştü. Aynen öyle. Ve yeni metada çift tanklı metada şeyinizi, saldırı gücü taşıyıcınızı, özellikle Jinx'i kaybederseniz yapacak bir şey yok. Hecarim her ne kadar 5.7 yamasında, yani bu turnuvanın oynadığı 5.7 yamasında biraz bir dengeleme sağlamış olsa da Hecarim şu aşamada eğer erken safhada geri düşürmezseniz takım savaşlarında sizin taşıyıcınıza mutlaka ulaşıyor ve çok çok ama çok çok büyük tehlike yaratıyor. Bu maçta da yani özellikle Warlock müthiş iş yaptığı Hecarim'le onu da söylemek lazım ama bir hata bir adım öne geçtiler. Sonra hata diyemeyeceğim Udyr'in özelliklerinden dolayı yaşanan ve maçın kırılma anı olan takım savaşında kaybediyorsunuz. Ondan sonra geri ve artık dönülmez noktaya geldik maalesef. Evet kesinlikle yani burada maçın kırılma anı aslında rakibin keskin gagalarında ya daha doğrusu Beşiktaş'ın keskin gagalarında Udyr'in yakalanması. Hı. Fakat bu takım savaşına direkt olarak Nardios'un düşmesiyle beraber takım savaşının kaybedilmesi oldu. Senin de bahsettiğin gibi ve şimdi Charmin'in yanında takım kaptanı Warlock var ve Warlock Charmin'le beraber ufak bir röportaj gerçekleştirecek. Hi guys, I'm with Warlock. Welcome to EG. First of all, merhaba arkadaşlar, yanımda Warlock var, so, Türkiye'ye ve EG'ye hoş geldiniz. Siz ikinci sıradaydınız ama turnuvanın favorilerinden birini yendiniz. Bu nasıl bir his? Tabii ki olağanüstü bir his kazanmak. İkinci sırada geldik buraya ve bu bizi farklı hissettirmedi. Ben hala güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyordum ikinci olduktan sonra ve kazanmak kesinlikle çok iyi bir his. Birbirinizi çok fazla desteklediğinizi gördük. Bu değişikliğin sebebi neydi? Oyun içerisinde daha çok agresif olmaya karar verdik ve biraz daha agresif bir oyuncuyla daha agresif oynamaya çalıştık. Gragas ve Udyr'i seçmiştiniz. Bunlar çok alışkın olduğumuz seçimler değil. Bu strateji nereden çıktı peki? Gragas için şunu söyleyebilirim. Dürüstçe söylemek gerekirse daha önce kendisiyle hiç antrenman yapmamıştık. Yani takım olarak ilk kez Gragas'ı kullandık ama biz yeni bir oyuncumuz olduğu için kendisini nasıl rahat hissederse öyle oynamasını istedik ve o yüzden de birlikte bu kararı verdik. Udyr'a gelecek olursak kendisi çok iyi bir ormancı, sert bir ormancı ve takım adına iyi olacağına ve yararlı olacağını düşündük. Röportaj için teşekkür ederiz. Tekrar Chris'e döndük. Teşekkürler Charmy ve Kaan Kural'la beraber yine buradayız. Ben sana şunu sormak istiyorum. Udyr ve Gragas seçimlerine şaşırdın mı? Başta konuşmuştuk biraz. Hani çok farklı gelmişti bize şu açıdan. Kompozisyon olarak işe yarayacak gibi gözükmemişti. Ki bence de hiç gözükmemişti. Yani ki aslında baktığımız zaman tüm dünya metalarında yani şampiyonların birbirleriyle yakaladıkları sinerjileri de biliyoruz.
çok optimum bir seçim değil. Beşiktaş'ın seçim yasaklama ekranında bir hatta bir buçuk adım önde çıktığını söyleyebiliriz. Fakat biraz evvel Warlock'un itiraf ettiği çok güzel bir şey. Gragas'ı antrenman bile yapmamıştı. Ama ne kadar rahat olduğunu gördün mü? Tabii ki yani galibiyetin bir sevinci var. Bir oyuncunun belli bir şampiyonla rahat olmasından daha önemli bir şey yok. Kesinlikle. Yani kesinlikle daha önemli bir şey yok. O yüzden de şampiyonla rahat olduktan sonra oyuncu çok büyük fark yaratabiliyor. Ki Udyr seçimi, optimum bir seçim olmamasına rağmen maçın kırılma anında işte Udyr'in varlığı, yani Udyr'in evet. orada olması, oyuncunun kullanması ya da kullanımıyla ilgili değil. Udyr'in şampiyon özelliklerinden dolayı oyunu değiştirdi. Yakaladığınızda kaplumbağa formuna geçtikten sonra düşüremediniz. Açıkçası hatalardan bahsetmişken biraz daha geriye dönersek, enerjinin o Teokales'le Thaldir'in Ekarim'i kovaladıkları bölümde, Warlock kovaladıkları bölümde geri dönmeyi tam zamanda müdahale edememesi, orada Teokales'in evet. yanlış yerde dönmesi. İşte bir hata daha. Biraz benim adıma hayal kırıklığı olan taraf ilk maç, hiç önemli değil. Bangkok Titans çok tehlikeli bir takım. O kadar uluslararası bir turnuvaya gelmelerine hemen, normalde aslında gelmeyecekleri bir turnuvaya gelmelerine, ne kadar rahat olduklarını biraz öyle Warlock'tan da gördük, oyunlarından da gördük. Hiç... başka bir ülkeye gitmişiz, ilk maça çıkıyoruz. Yeni baba saat farkı falan bahsetmeden kendi evlerindeymiş gecesine rahat oynamış, evet. oynadılar. Beşiktaş adına bence maçla ilgili hemen hiçbir konu önemli değil. Belli performansında beklediğimizin altında olan oyuncular tabii ki oldu. Hatalar çünkü o kadar yapıldı. Fakat Beşiktaş'ın kendi evinde oynadığı bu turnuvada biraz daha soğukkanlı olmasını ümit ederdim ben. Belki de ülkeyi temsil etmenin burada... başka tür bir baskısı olmuş olabilir. Aynı zamanda hem favori gösterilmek cidden ayrı bir evet, baskı. Gerçekten çünkü. Öyle. Bu olabilir. Ama bence eğer bir tuzağa düşülecekse, yani bir kaza yaşanacaksa ilk maçta olması çok önemli. Tehlikeli olan takıma yenildiler. Aynen öyle. Çünkü aslında son anda turnuvaya katıldıkları için çoğu takım onları analiz etme fırsatı bulamamıştı. Ben maç öncesinde genel analiz masasında biz Regarnur'la konuşurken de ben aynı şeyi söylemiştim. Ben çok tehlikeli buluyordum zaten Bangkok Titans'ı. Hani sadece Asyalı olmalarına değil, finallerini de seyrettiğiniz zaman görüyorsunuz. Kontrollü bir agresiflikleri var. Bu fazla riskli değil ama aynı zamanda çok büyük fırsatlar yaratıyor. Bunu eğer rakip takım hatalarla beslerse, ki bizim bu maçta karşımızda gördüğümüz gibi, sonuçlar buna gelebiliyor. Ama hiç sorun değil. Bu bize bir şey öğretti. Bugün bir başka karşılaşması ikinci tehlikeli takımla. O çok önemli. İkinci tehlikeli takıma da yenilmemesini umuyoruz. Bundan sonraki maçlara bakacağız. O yüzden bence ben o Chiefs maçının bir kat daha önem kazandığını düşünüyorum bundan sonra. Sanırım günün üçüncü maçı olacak Beşiktaş için o. Umarım yorgun olmazlar. Umarım moralleri bulunur ve en önemli konu o. Şu anda mağlup oldular. Kazanmaları beklenen bir maçta, favori oldukları bir maçta beklediler. Şu anda Beşiktaş'ın gerçekten sezon boyunca onları övdüğümüz takım olmaları, geriye düştüklerinde moralini bozmamaları, profesyonel olmaları, övgülerinin sonuçlarını göreceğiz. Burada moral bozmadan Beşiktaş ikinci maça Beşiktaş gibi çıkacak mı? Bence bizim sadece Beşiktaş için değil, Türkiye profesyonel arenasının geldiği profesyonel düzeyini gösterecek bence. Evet, yani burada senin de dediğin gibi Beşiktaş o kendi Şampiyonluk Ligi'nde gördüğümüz takım oyununu sergileyemedi bu maçta. Hı-hı. Ama onlardan çok ümitliyiz. İlerleyen maçlarda eminiz ki bu maçtaki hatalarından ders çıkartıp çok daha iyi bir performans sergileyecekler ve yine bahsettiğin gibi burada o ilk maç olması, bu kazanın ilk maçta olması çok çok iyi oldu Beşiktaş adına da. Dolayısıyla ileride bu hataları tekrarlamayacaklardır. Umuyoruz. Bakalım. Günün programı bu arada önümüzdeki karşılaşma Brezilya temsilcisi Ints ve karşısında Avustralya temsilcisi Chiefs arasında olacak ve birazdan bu karşılaşmaya geçeceğiz. Şu yalnız, anda da ekranlarımızda bu görüyoruz. Bu fikstürü düzenleyenler Avustralya temsilcisi ne kadar kötülük yapmışlar ya. İki favoriyle aynı gün oynuyor. Şimdi Insta oynadıktan sonra bir de Beşiktaş'la oynayacak. Evet, oldukça zorlu bir fikstürleri var ama ilk maçta güzel bir galibiyet aldılar. Latin Amerika temsilcisi Chaos Latin Gamers'a karşı ve bundan sonra da yani önümüzdeki maçından sonra da son karşılaşmada Beşiktaş'la oynayacaklar. Beşiktaş'ın da onların da son maçı olacak günde. Tabii yalnız arada atlamayalım mutlaka. Biraz sonra Chiefs ve Ints maçından sonra Beşiktaş bir daha sahaya çıkacak ve başka bir mağlup olmuş takımla Chaos Latin Gamers'la oynayacak. O maç tabii mutlak galibiyet gereken bir maç. Yani hiç evet. aksi düşünülemez bir durum yani.
Ya burada çünkü hem rakibe avantaj verme ihtimali var hem de 0-2'ye düşme ihtimali var. Bu arada tipik bir Türk olarak ben daha ileriye bakarak Chiefs maçı önemli falan dedim ama işte bu profesyonel halinde yapmamız gereken bir şey. Önce önümüzdeki maçlara bakalım. Aynen. Önce önümüzdeki maça bakmak ve o galibiyete odaklanmak gerekiyor. Burada peki bugün nasıl sonuçlar bekliyorsun? Şimdi biz de önümüzdeki maça bakarsak. Chiefs Ints, şimdi biraz evvel Bangkok Titans Beşiktaş karşılaşması neyse benzer bir durum şu anda Chiefs ve Ints karşısında olacak. Chiefs benim turnuva öncesi, bunların hepsi turnuva öncesi yaklaşımdan, onu bir kere daha tekrar edelim. Turnuva oynamadan, bu takımları birbirlerine karşı görmeden net bir değerlendirme yapmak çok çok da doğru değil ama iki tane tehlikeli takım olarak gördüğüm Bangkok Titans ve Chiefs'i şimdi iki favoriyle üst üste göreceğiz. Bangkok Titans Beşiktaş'ın yenildi. Şimdi bir diğer favori olarak gelmiş ama küçük bir dezavantajla gelmiş, onu belirtelim. Cumartesi akşam tamamlandı Brezilya Ligi. Evet. Ancak dün sabah geldiler yanılmıyorsam. Sen daha iyi takip ediyorsun. Dün akşam geldiler. Dün akşam geldiler ve 6 saatlik bir saat farkı olduğunu hatırlatalım tekrar Brezilya'ya geldikleri yerden. Seni bir saniye bölmek istiyorum. Yani tabii. Dün akşam gelen Brezilya takımı gerçekten ne kadar disiplinli olduğunu da gösterdi ve geldikleri gibi antrenmana başlamışlar. Yani dinlenmek yok, hiçbir şey yok. Direkt olarak antrenmana başlamışlar. Gerçekten şaşırtıcı. İnanılmaz tutkulu olduklarını zaten Brezilya'yı anlatmamıza gerek yok. Ülkenin kültürü, e-sporuna da, futboluna da yani e-sporuna da yürüdü. Şey çok iyi... Çok geç geldiklerini bilince taraftarları özellikle bütün rakiplerinin son maçlarındaki banlarını, piklerini, favorilerini belirleyip evet. internet üzerinden kendilerini yollamış. Yani analizcileri tüm Brezilya. Gerçekten bu açıdan da çok çok avantajlar ve birazdan onları izleyeceğiz ama öncesinde Avustralya takımı Chiefs'in bir videosu var.